Merhaba çocuklar. Ben Selcan öğretmenim. Dördüncü sınıflar için İngilizce dersimize başlıyoruz. Konumuz 9. ünite Herkes Eğleniyor. İkinci dersimiz dil bilgisi, şimdiki zaman. Kitabımızın ismi Welcome 1 numara. Hello children. Our topic is Unit 9, Everyone's Having Fun. Lesson 2, Grammar, Present Continuous Tense. Ekranda gördüğünüz gibi şimdiki zamanın kullanılışını öğreneceğiz. As you see in the screen, now we will learn the usage of present continuous tense. We use present continuous tense for describing things that are happening now. Şimdiki zamanı kullandığımız birinci alan şu anda gerçekleşen olayları anlatırken. The second case that we use present continuous is for describing things that are happening around now. İkinci kullandığımız durum ise konuşma sırasında değil de o sıralarda, yani şu sıralarda olan olayları anlatırken kullanıyoruz şimdiki zamanı. For example, örnek olarak I am drinking milk. Ben süt içiyorum. Resimde de gördüğünüz gibi çocuk süt içme olayını şu anda gerçekleştiriyor. As you see in the picture, the boy is drinking milk now. That's why we use present continuous tense to describe this situation. İkinci kullandığımız durum ise şu sıralarda. Yani hemen konuşma sırasında değil de biraz öncesinde gerçekleşmiş, fakat aynı durum hala devam ediyor. The second case that we use present continuous is for things that were happen before the speech but is still continuing. For example, she is wearing blue jeans. O mavi kot pantolon giyiyor. Resimde de gördüğünüz gibi kız mavi kot pantolonunu biraz önce giymiş muhtemelen. Fakat kot pantolonlar hala üstünde olduğu için bu durumu anlatırken şimdiki zamanı kullanıyoruz. Şimdi ekranda bir tabela görüyorsunuz. Tabelamız 3 sütundan oluşuyor. Birinci sütun olumlu cümleleri kurarken kullandığımız, ikinci sütun olumsuz ve üçüncü sütunda soru cümlelerini örnek olarak gösteriyor. You can see in the screen a grammar box. In the first column there is affirmative sentences. In the second column there is negative sentences. And in the third column there are interrogative sentences. For example, I am. The shortened form of I am is I'm drinking milk. The negative form of this sentence is I am not. The shortened form of this is I'm not drinking milk. And the interrogative form of this sentence is Am I drinking milk? As you see here, the auxiliary verb am comes before the pronoun I, and then we create a question sentence. Tablodaki ilk örneğimizi inceleyelim. Olumlu cümle olarak I am, parantez içinde I am in kısaltılmış şekli yazılıyor. Yani ödevlerinizi yaparken ister kısaltılmış isterse normal şeklini kullanabiliriz. Ama günlük hayatta daha çok kısaltılmış şekiller kullanılıyor. I'm drinking milk. Olumsuz cümlelerde I am not. Yani
İngilizce'de bir cümleye olumsuz anlam katmak için tek bir değişiklik yapılıyor. O da biliyorsunuz çocuklar, cümleye sadece not sözcüğü ekleniyor. I am not. Kısaltılmış şekli I'm not drinking milk. Soru şeklinde ise sadece tek bir yer değişikliği yaparak olumlu cümleye, bakın olumlu sütundaki bu cümleye tek bir değişiklik yaparak soru anlamı katabiliriz. Nasıl yani? Am yardımcı fiili cümlede en başa geçip I adılı am'in arkasından geliyor. Yani olumlu cümledeki I am soru cümlesinde am I formunu alıyor. Am I drinking milk? Çocuklar, burada sizden istediğim, bu ödevi sürekli yapıyoruz zaten okulda. Ekranda gördüğünüz tabloyu defterlerinize geçirin. Now I want you children to write this grammar box on your notebooks. Şimdi biraz daha öğrenmeye devam edelim. Şimdi present continuous, yani şimdiki zamanın formülünü öğreneceğiz. Ekranda gördüğünüz üzere kırmızı renkle yazılmış olan to be, yani olmak fiili, present continuous tense'de, yani şimdiki zamanda 3 durumda bulunuyor. Am, is ve are olarak. Bu ne demek oluyor? Yani to be cümle içinde to be olarak değil de am, is ya da are olarak kullanılıyor. Ondan sonra yardımcı fiillerden sonra gelecek olan sözcük ekranda gördüğünüz üzere verb, yani fiilimiz geliyor. Sonunda ing eki almış şekilde. For example, örnek olarak I am running. Yani I cümlemizdeki I cümlemizin öznesini temsil ediyor. Ondan sonra am yardımcı fiilimiz, run ana fiil ve sonuna ing eki almış durumda. Yani formülümüzdeki to be cümlemizde am şeklinde kullanılmış. Verb, yani fiil olarak kullandığımız örnek run ve sonuna ing eki eklenmiş. Dikkat etmemiz gereken bir başka konu da present continuous tense'in, yani şimdiki zamanın en önemli özelliği olan fiillerin sonuna ing eki gelmesidir. Ama bunu yaparken bazı önemli noktalara dikkat etmeliyiz. We should pay attention for some cases here. Örneğin play ing eki aldığında hiçbir değişikliğe uğramıyor. Direkt ing eki ekleniyor. Play playing haline gelmiş oluyor. Aynı şekilde drink hiçbir değişikliğe uğramadan sonuna ing eki alıyor. Drink, drinking. So this two verbs doesn't change any form when they take ing ending. But, fakat, swim'de, swim fiilinde durum değişiyor.
aynı run'da olduğu gibi. Dikkat ederseniz run, running olduğunda sonuna bir n harfi daha ekleniyor. When we add ing ending to run, we double the n. Yani n'yi bir daha yazıp ing devamına getiriyoruz. Aynı durum swim için de geçerlidir. Swim fiiline ing eklendiğinde swimming, yani burada da m harfi çoğaltılıyor. Yani bir m daha yazıp devamına ing ekini ekliyoruz. So we write one more m at the end of swim, then we add ing ending. It's different in white, right? Fakat right fiilinde farklı bir durum gerçekleşiyor. Eğer örneğimize bakarsanız, right, ing eklendiğinde writing, yani sondaki e harfi siliniyor. Şimdi ekranda present continuous, yani şimdiki zamanda birkaç örnek daha görüyorsunuz. You can see some more examples in present continuous tense. Look at the affirmative box. Olumlu tabloya bakalım. I am jumping. Ben zıplıyorum. Zıplama olayı şu anda gerçekleştiği için biz burada present continuous, yani şimdiki zaman formunu kullanıyoruz. Example 2 is she is watching TV. O televizyon seyrediyor. Resimde de gördüğümüz gibi olay şu anda gerçekleştiği için biz şimdiki zaman formunu kullanıyoruz. Because the girl is watching TV now, we use present continuous tense to describe this situation. Look at the negative box now. Şimdi olumsuz tabloya bakıyoruz. I am not jumping. Ben zıplamıyorum. Gördüğünüz gibi resmimizin üstünde bir çarpı işareti var. Yani zıplama olayı eğer şu anda gerçekleşmiyorsa bunu anlatmak için present continuous, negative form, yani olumsuz şeklini kullanıyoruz. Ne demek? I am not jumping. Yani burada cümlemize olumsuz anlam katması için not sözcüğünü ekliyoruz. Bir de çocuklar şuna dikkat etmelisiniz. Not sözcüğü cümle içinde yardımcı fiil ve ana fiilin arasına yer alıyor. Yardımcı fiilimiz am, ana fiilimiz jump oluyor. The not takes place in between the auxiliary verb am and main verb jump. İkinci örneğimiz she is not watching TV. Yani o şu anda televizyon seyretmiyor. O yüzden resmimizin üstünde çarpı işareti var. Üçüncü tablomuz soru örnekleri var. The third box is question form examples. Birinci örneğimiz am I jumping? Ben zıplıyor muyum? Bir önceki tabloda da anlattığım gibi soru cümlesi kurarken yardımcı fiil am ve öznemiz yer değiştiriyor. Yani olumlu cümlede önce özne I, ardından da am yardımcı fiili gelirken soru cümlesi oluştururken bunun tam tersi oluyor. Yani am başa geçiyor. Öznemiz I
onun ardında geliyor. İkinci örneğimiz, Is she watching TV? O televizyon seyrediyor mu? Aynı şekilde is yardımcı fiilimiz burada başa geçmiş. Onun devamında ise she, yani o cümlenin öznesi geliyor. Dersimiz bu kadar. Tabii ki devam edecektir. İngilizce'de en zor ve en yorucu şey zamanları öğrenmek. Bir ders asla yeterli değildir. Fakat çocuklar, videoyu tekrar tekrar izleyip anlamaya çalışın. Herhangi bir sorunuz için bana ulaşabilirsiniz. I will continue to describe present continuous in future time. So if you have any questions, please ask me. Goodbye. Güle güle çocuklar.